Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde sıklıkla yeni anayasa konusunda vurgu yapıyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş'un da konuyla ilgili görüşme trafiği devam ediyor bildiğiniz gibi. Peki Türkiye'de kuruluşundan bu yana hangi anayasalar kullanıldı ve hangi süreçlerden geçirdi? Devletin dayandığı kurallar bundan önce nelerdi? Ve bu birçok sorunun yanıtını Habertürk Haber Programları editörü Kerem Koç'un hazırladığı Türkiye'nin anayasa yolculuğu dosyasından şimdi sizlerle birlikte takip edeceğiz ve bu haberle birlikte de bültenin sonuna geleceğiz. Birazdan sevgili Faruk Aksoy karşınızda olacak. Burası hafta sonunda. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Hoşça kalın. Kılıkları, giysileri, düşünsel düzeyleri ve görgüleri başka başka ve çok değişik, beyaz sarıklı, aksakallı, cübbeli, eli tesbihli hocalarla pırıl pırıl üniformalı genç subaylar, sarıklı aşiret reisleri, külahlı ağalar ve kavuklu çelebilerle Avrupa'daki yüksek öğrenimlerini bitirip yeni dönmüş, batı kültürüyle yetişmiş, nokta bıyıklı, Kuvayi Milliye kalpaklı gençler yan yanadır. 1921 Anayasası'nı hazırlayan ilk meclisi, o dönemleri bizzat yaşamış olan hukukçu, gazeteci yazar, Ordinarius Profesör Doktor Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu böyle tarif etmişti. Türkiye'deki anayasa hikayesi bu ruhla başladı ve o hikaye üç kez daha farklı ruhlarla yeni baştan yazıldı. Ortaya çıkan tüm metinler her defasında kendinden öncekilere bir tür tepki niteliğindeydi. Peki neden tek anayasayla yetinilmedi? Sosyolojinin tamamı bu metinlerde temsil edildi mi? İtirazlar ve savunular nelerdi? Dahası bugün niçin bir ihtiyaç gündemde? Şimdi siyasi tarihimizin kritik dönemeçlerindeki tecrübelerden damıtılan o üst hukuk sözleşmelerini ele alacağız. İşte en kritik detaylarıyla bir asrı aşan Türkiye'nin anayasa serüveni. Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluş sancılarının yaşandığı günlerdi. Anadolu düşman ablukasında ülke ölüm kalım mücadelesindeydi. 20 Ocak 1921'de kabul edilen 24 maddelik anayasada orijinal adıyla Teşkilat-ı Esasiyede ana eksen hakimiyeti milliye yani ulusal egemenlikti. Tüm yetkiler halkın yegane temsilcisi olarak nitelenen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanıyor, hükümet meclisin seçtiği milletvekillerinden oluşuyordu. Yargı erki de istiklal mahkemeleri eliyle doğrudan meclisin kendisiydi. Bu anayasada meclis hükümeti sistemi benimsenmişti. Kişi hak ve özgürlüklerini içermiyordu. Ancak 1921 metninin bugün de atıfta bulunulan en belirgin özelliklerinden biri, kozmopolit yapısıyla Türkiye'nin özeti olan 1. Meclis tarafından uzlaşıyla yazılması ve ademi merkeziyeti önceleyerek yerel idareye geniş yetkiler vermesiydi. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla bir üst aşamaya geçildi. Bundan 6 ay sonra da 1924 Anayasası kabul edildi. Artık neredeyse tüm üyeleri Atatürk'ün onayından geçmiş kişilerden oluşan 2. Meclis görevdeydi. Güçler Birliği prensibi ve meclis hükümeti sistemi sürdürüldü. Ancak yerel yönetime verilen yetkiler alınmış, merkez güçlendirilmişti. Türk tanımı ilk kez 88. maddedeki Türkiye'de din ve ırk ayırt edilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese Türk denir ifadesiyle anayasaya girdi. Yine devletin dini İslam'dır ibaresi de 1921 Anayasası'ndan devam ettirilen esaslardan biriydi. Laikleşme hamleleri bağlamında bu madde 4 yıl sonra kaldırılacaktı. Atatürk inkılaplarıyla genç cumhuriyet 1924 anayasası temelinde atılan adımlar üstünden iyice kurumsallaştırıldı. 1921'de üretilen yönetim felsefesinin büyük oranda karşısında konumlanan bir yaklaşım benimsendi. Bugün muhafazakar politik çizginin ve Kürt siyasetinin 1921'e olumlu referans vermesi, buna karşın milliyetçilerle ulusalcıların 1924 ruhunu esas zemin saymasının köklerini burada aramak yanlış olmayacaktır. Türkiye'nin anayasa yolculuğunda 1945'te çok partili döneme geçilmesi Türk siyasi hayatında yeni bir sayfanın açıldığına işaret ediyordu. Tek partili politik yaşam sona ermişti. 1950'deki seçimleri Demokrat Parti kazandı. Artık mevcut anayasanın güçler birliği prensipli yarı meclis hükümeti, yarı parlamenter sistem ilk kez başka bir siyasi parti tarafından, iktidar tarafından uygulanacaktı. 1924 tarihli toplum sözleşmesi varlığını 1961 yılına kadar sürdürebildi. Darbeler ve darbe ürünü anayasalar dönemi başlıyordu.
Reis Beyefendi Hazretleri bu tamamen aklı mantıkın haricinde hayatında bir şey. 9 Temmuz 1961'de halk oylamasına sunulan yeni anayasa %61.17'lik oy oranıyla kabul edildi. Anayasaya 9. maddeyle değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek bir madde ilk kez girmiş oldu. Yasama, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu olmak üzere iki meclisliydi. 1924 Anayasası'ndaki güçler birliği yerini güçler ayrılığına, meclis hükümeti sistemi de parlamenter sisteme bırakıyordu. Yeni anayasanın en belirleyici unsurlarından biri Milli Güvenlik Kurulu, Anayasa Mahkemesi, üniversiteler, TRT başta olmak üzere özel nitelikte kurumlar yaratılarak milli egemenliğin sadece meclis tarafından değil, yetkili başka organlar eliyle de kullanılacağını hükme bağlamasıydı. 12 Mart 1971 askeri muhtırasıyla kapsamlı bir değişime uğrasa da Türkiye bu anayasal çerçeveyle 20 yıl yönetildikten sonra bir başka askeri darbe ve akabinde gelen 1982 anayasasıyla tanıştı. Kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Türkiye'nin son anayasasıyla 1961 öncesindeki gibi tek meclis sistemine dönüldü. Yürütme, yasama karşısında güçlendirildi, güvenlik-özgürlük dengesinde daha çok devlet otoritesinden yana tutum benimsendi. Değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek madde sayısı birden 3'e çıkarıldı. Şu ana kadar büyük bölümü değiştirilen mevcut anayasada 2001'de 30'dan fazla madde değiştirildi. 2004'te ise idam cezası kaldırıldı. 2007'deki referandumda Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi anayasaya girdi. 2010'daki halk oylamasında ise Anayasa Mahkemesi ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısı değişti. Son referandum 2017'deydi. Başbakanlık makamı kaldırıldı. Partili Cumhurbaşkanlığı modeli hükme bağlandı. Cumhurbaşkanı'nın yetki alanı genişledi. Yeni hükümet sistemi tam anlamıyla kurumsallaştı. Siyaset bilimi alanında otorite kabul edilen isimlerden İtalyan akademisyen Sartori, ideal demokrasiyi çoğunluğun sınırlı egemenliği olarak tanımlar. İdeali yakalama yolculuğunda azımsanmayacak badireler atlatan Türkiye Cumhuriyeti, şimdi kurumsal hafızasındaki onca deneyimden yola çıkarak yeni bir anayasa gündeminde. İktidarın istekli tutumuna muhalefet prensipte destek verse de, hem gündem önceliklerinde hem de siyasi perspektiflerde başkalıklar göze çarpıyor. Tümden yeni bir anayasa hazırlanmasında nasıl ortaklaşılır, hangi uzlaşı zemininde buluşulur, bunu ilerleyen günler gösterecek.